Cevaplı test 11'deyiz. Ne vermiş? Alfa eşittir 3 üzeri 3m artı 2, beta eşittir 5 üzeri 3m eksi 1 eşitlikleri veriliyor demiş ve buna göre 15 üzeri 1 artı 3m ifadesinin alfa ve beta cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Alfa eşittir 3 üzeri 3m çarpı 9'dur. Beta da 5 üzeri 3m bölü 5'tir. Buradaki eksi 1 tabana 5 üzeri 1 diye geçer. O zaman yan tarafta yazıyorum. Alfa eşittir 3 üzeri 3m çarpı 9. Beta eşittir 5 üzeri 3m bölü 5. Bunları birbiriyle çarpıyorum. Alfa çarpı beta eşittir. Üstler eşit olduğu için tabanları çarparım. 15 üzeri 3m çarpı 9 bölü 5 olur. Her tarafı 5 ile çarparım. 5'ler sadeleşir. Sonra her iki tarafı 9'a bölerim. 9'lar da sadeleşir. O zaman 5 çarpı alfa çarpı beta bölü 9 eşittir 15 üzeri 3m olur. Biz 15 üzeri 3m'i yakaladık ama burada artı 1 var. O yüzden eşitliğin her iki tarafını 15 ile çarpıyorum. 15 ile 9 sadeleşir. Burada 5, burada 3 kalır. Burada da 1 olduğu için tabanlar eşit, üstler toplanır. O zaman 25 alfa beta bölü 3 eşittir 15 üssü 3m artı 1 olur. Buradan da cevap E seçeneği olur. İkinci soruda 6 üssü y eksi x eşittir 25 olduğuna göre 3 üzeri x eksi y bölü 2 üzeri y eksi x işleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Hemen ifademizi yazalım. 6 üssü y eksi x eşittir 25 demiş. 6 üssü y eksi x'i 1 bölü şeklinde yazacak olursam 1 bölü 6 üssü x eksi y olur. Üssünü eksiyle çarpar. Paydaya atarım. Eşittir 25'tir. Buradan içler dışları yaptığımızda yani 1 eşittir 25 çarpı 6 üssü x eksi y olur. Buradan 6 üssü x eksi y eşittir 1 bölü 25'tir. 6 üssü x eksi y'yi de 3 ve 2 şeklinde parçalayacak olursam 3 üzeri x eksi y çarpı 2 üzeri x eksi y eşittir 1 bölü 25'tir. Bunu paydada yazacak olursam 2 üzeri x eksi y'yi 3 üzeri x eksi y bölü 2 üzeri üstünü eksiyle çarparım y eksi x olur. Bu bizden istenen ifadedir. Bu da eşittir 1 bölü 25'tir. Dolayısıyla cevap da A seçeneğidir. Üçüncü soruda 2 üzeri A artı 3 üzeri A eşittir M olduğuna göre 12 üssü A eksi 8 üssü A bölü 16 üssü A eksi 36 üssü A ifadesinin M cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. 12 üssü A eksi 8 üssü A bölü 16 üssü A eksi 36 üssü A. Ben paydada da 4 üzeri A'ların ortak olduğunu görüyorum ve hem payı hem paydayı 4 üzeri A parantezine alırsam buradan 3 üzeri A eksi 2 üzeri A kalır. Paydada da 4 üzeri A parantezinde 4 üzeri A eksi 9 üzeri A kalır. 4 üzeri A'lar sadeleşir. Buradan 4 üzeri A eksi 9 üssü A 2 kare farkıyla şöyle yazılabilir. 3 üzeri A eksi 2 üzeri A bölü 2 üzeri A eksi 3 üzeri A çarpı 2 üzeri A artı 3 üzeri A şeklinde yazılabilir. Bunlar da sadeleştiğinde yukarıda eksi 1 kalır. O zaman ifademiz eksi 1 bölü 2 üzeri a artı 3 üzeri a olur. Bu da m'ye eşit olduğu için
cevabımız eksi 1 bölü m bulunur. Dördüncü soruda a kare artı a artı 1 eşittir 0 olduğuna göre a üzeri 5 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Hemen yazalım. A kare artı a artı 1 eşittir 0. Buradan a kareyi diğer tarafa atacak olursak a artı 1 eşittir eksi a kare olur. Her iki tarafın karesini alacak olursak a kare artı 2a artı 1 eşittir eksi a karenin karesinden a üzeri 4'tür. Şunu bakın ayırıyorum. A kare artı a artı 1 artı a şeklinde eşittir a üzeri 4. A'ları toplama şeklinde yazdım. Bunun bize 0'a eşit olduğunu yukarıda vermişti. O zaman a eşittir a üzeri 4 olur. Bizden istediği a üzeri 5 olduğu için eşitliğin her iki tarafını a ile çarparım. O zaman a kare eşittir a üzeri 5 gelir. Şuradan a kare eşittir eksi a eksi 1 olduğundan bunu kalkıp burada yerine yazacak olursak eksi a eksi 1 eşittir a üzeri 5 bulunmuş olur. Beşinci soruda 35 üssü 1 eksi 1 bölü k eşittir 5 olduğuna göre 7 üzeri k ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. 35 üssü 1 eksi 1 bölü k eşittir 5 dediğine göre bunu şu şekilde de yazabiliriz. 35 çarpı 35 üssü 1 bölü k eksi 1 bölü k eşittir 5'tir. Eksiden kurtarmak için bunu paydaya atarız. O zaman ifade 35 bölü 35 üssü 1 bölü k eşittir 5 olur. 5 ile 35 sadeleşir. Burada 7 kalır. O zaman ifade 7 bölü 35 üssü 1 bölü k eşittir 1'e eşit olur. Buradan 7 eşittir 35 üssü 1 bölü k olur. Bizden 7 üssü k'yı istediği için 7 üssü k'yı istediği için eşitliğin her iki tarafın k'nın kuvvetini alırsak buradan 7 üssü k, k ile 1 bölü k'nın çarpımından 1 geldiği için 35'e eşit olur 7 üssü k. Buradan da cevap A seçeneğidir. Altıncı sorumuzda 17 üzeri m eşittir 4 ve 5 üzeri n eşittir 17 olduğuna göre 17 üzeri 1 bölü n çarpı 5 üzeri m eksi 1 üssü n ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Bakın burada 5 üzeri n 17 olduğuna göre burada 17 gördüğüm yere 5 üzeri n yazabilirim. O zaman 5 üzeri n üssü m eşittir 4 olur. Buradan 5 üzeri m çarpı n eşittir 4 bulunur. İfademizi yan tarafta yazacak olursak 17 üssü 1 bölü n çarpı 5 üzeri m eksi 1 üssü ne demiş? N demiş. Bu ifade n üssünü dağıtırsak eğer içeriye 17 çarpı 5 üzeri m çarpı n eksi n olur. Buradan eşittir 17 çarpı 5 üzeri mn bölü 5 üzeri n olur. Buradan zaten 5 üzerine 17'ye eşit olduğu için burada 17'yi 5 üzeri n yerine yazabiliriz. O zaman 17 çarpı 5 üzeri m çarpı n bölü 17 olur ifade. Buradan 17'ler sadeleşir ve ifademiz 5 üzeri m çarpı n'ye eşit olur. 5 üzeri m çarpı n de buradan 4 olduğundan cevabımız A seçeneği.
Yedinci soruda yine bir eşitlik vermiş ve olduğuna göre demiş 2 üssü eksi a ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Hemen ifademizi düzenleyelim. 6 üssü a artı 6 üssü a eşittir. 2 çarpı 6 üssü a'dır. Bu da eşittir. 3 üssü a çarpı 3 üzeri eksi 1'dir. Buradan ifade şöyle yazılabilir. 6 üssü a'yı 2 çarpı 3 üssü a çarpı 2 üssü a şeklinde yazarım. Eşittir 3 üssü a çarpı 3 üzeri eksi 1 olur. Buradan 3 üssü a'lar sadeleşir. Buradan da 2 çarpı 2 üssü a eşittir 1 bölü 3 bulunur. Her tarafı 2'ye bölersek 2 üssü a eşittir 1 bölü 6'dır. Ama bize 2 üssü eksi a sorulduğu için eşitliğin her iki tarafının eksi birinci kuvvetini alırız. Buradan 2 üssü eksi a eşittir 6 bulunur. Cevabımız da A seçeneğidir. Sekizinci sorumuzda a üssü x eksi 1 eşittir 3. A üssü x eksi 1 eşittir a olduğuna göre sistemi sağlayan a sayısı kaçtır diye sormuş. Hemen yazalım ifadelerimizi. A üssü x eksi 1 eşittir 3. Bir de a üssü x eksi 1 eşittir a demiş. Bu ifadeyi aşağıda a üssü x bölü a şeklinde yazarsam eşittir 3 olur. Buradan a üssü x eşittir 3a bulunur. A üssü x gördüğüm yere 3a yazabiliyorsam bunu kalkıp burada yerine yazarım. O zaman 3a eksi 1 eşittir a'dır. A'yı bu tarafa eksi 1'i bu tarafa atacak olursak 3 eksi 1'den 2a eşittir 1 bulunur. A da buradan 1 bölü 2'dir.